risk faktörleri nelerdir diye soralım. Çünkü içmediğim halde bu sağlık sorunuyla karşılaşma durumumun başlangıcı diye de gittiğimde check-up'larda doktorumun cevabını aldım diye gelen sorular var. Bir kere eğer kişi aile öyküsü varsa, ailesinde babası, amcaları, annesi, teyzesi, hani yakınlarında akciğer kanseri olan kişilerde mutlaka ben akciğer kanseri olur muyum diye check-up'larını düzgün bir şekilde yaptırması gerekiyor. Genetik yatkınlık şunu şöyle söyleyebiliriz. Bir kişi hem sigara içmiyor, normal sağlıklı birisi ama normal genetik olarak akciğer kanseri genetiği yakınlarında akciğer kanseri genetiği olmayan aileyle genetiği akciğer kanseri olan aileler karşılaştırıldığında bu oran inanılmaz şekilde yükselmektedir. Bu %5'lerden %100'lere kadar çıkmaktadır. O yüzden genetik yatkınlık da önemli. Peki besinlerin rolü çok önemli dediniz. Konunun başında hanımlar mı beyler mi diye de soralım risk grubu altında. Bundan 20-25 yıl kadar önce 12 erkek akciğer kanseri olurken bir bayan akciğer kanseri olmaktaydı. Ama son zamanlarda bu oran 2'ye 1 olmaya başladı. Yani oran birbirine çok çok yaklaşmaya başladı. Bunun sebebini de kadınlarda gittikçe artan sigara kullanımı diye söyleyebiliriz. Yani yoksa bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar birbirine yakın olması oranların çok uygun şey değil. Yani korkutucu diyebiliriz. Evet. O şekilde Peki diyebilirim. hocam.